Herkese merhaba. Eğitimde teknoloji ve bilimselliğin öncüsü benim özel kursuma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz yüzde problemleri arkadaşlar. Evet, yüzde problemlerinde dikkat edeceğiniz püf noktalarımız var. Onlara bakalım. Yüzde x şu şekilde gösterilir arkadaşlar. Yüzde x ya da x bölü 100 olarak yazılır. Bir a sayısının yüzde x'i dediği zaman a çarpı x bölü 100 olarak yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi sorularımıza bakalım. 75 sayısının %20'si, bakın hemen 75 çarpı 20 bölü 100 yazıyorum. 100'ü 20'ye böldüğümde 5, 75 bölü 5'ten ne geliyor arkadaşlar? Cevabım 15 gelmiş oluyor. 150 sayısının yüzde kaçı 60'tır arkadaşlar? 150 sayısının yüzde kaçı? Bakın yüzde kaçı 60'tır? Denklem bu şekilde yazıyoruz. 15x eşittir 600 içler dışlar yaptığımızda 600'de 15'e böldüğümüzde 40 gelmiş oluyor diyoruz arkadaşlar. Bir örneğimiz daha. %15'i 45 olan sayı %15'i, bakın %15'i 45 olan sayı, 45'i 15'e böldüğümde 3, x bölü 100 eşittir 3'ten içler dışlar yaparsak arkadaşlar x eşittir 300 gelmiş oluyor arkadaşlar. Evet, bir a sayısının yüzde x fazlası. Bakın arkadaşlar, a'nın yüzde x'i ne yapıyordu? A çarpı x bölü 100 yapıyordu. A sayısının yüzde x fazlası, bakın ne geliyor? 100a artı a çarpı x bölü 100 olarak düşünmek zorundayız. Yüzde x eksiği derse aradaki işaret ne gelecek? Eksi gelmiş olacak. Bu da 100a eksi a çarpı x bölü 100 gelmiş oluyor. Bu şekilde düşünüyoruz arkadaşlar. Fazlası dediğimde topluyorum, eksi dediğimde çıkartıyorum. 90 sayısının %10 fazlası. 90'ın %10'unu bulalım arkadaşlar. Ne geliyor? Sıfırlar gitti, 9 geldi. Fazlası dediği için ne yapıyorum? 90 artı 9'dan 99 gelmiş oluyor arkadaşlar. %20 eksiğinin %25'i 40 olan sayı. %20 eksiğinin, sayıma ben 100x desem. 100x'in %20 eksi ne yapacak arkadaşlar? 80x. Bunun %25'i, 25 bölü 100'ü neymiş? 40'mış. Olan sayı kaçtır? Bakalım. 125'e bölersek 4 kalır. Ne kalıyor? İşler dışlar yapalım. 80x eşittir 160. X eşittir ne geliyor arkadaşlar? 2 gelmiş oluyor. Benden bu sayı kaçtır demişti? 100x demiştik sayıya. 100 türünden yazarsanız kesirle uğraşmadan sonucunuz direkt gelir. Bakın 200 gelmiş oldu. Asel harçlığının %20'siyle defter almıştır. Asel harçlığının, harçlığına 100x diyorum. %20'siyle defter almış, 20x'iyle, yani 100 çarpı 20 bölü 100. Ne geldi? 100'ler gitti. 20x'iyle ne almış arkadaşlar? Defter almış. Kalan parasının 100x'ten 20x'e çıkarttım. 80x'in %20'si ile 80x'in %20'sini buluyorum. 16x ile de ne almış arkadaşlar? Kalem almış. Toplam ne kadar ödüyor? 20 artı 16'dan 36x vermiş. Yüzde kaçını harcamıştır? 100x'in 36x'ini harcamışsa %36'sını harcamış diyoruz arkadaşlar. Eğer yüzde problemlerine 100 türünden gelirseniz ekstradan sonradan tekrar işlem yapmak zorunda kalmazsınız. Bakın %36'sını harcamış olarak buluyoruz zaten. Üzüm kurutulduğunda %60'ını kaybediyor. Arkadaşlar 10x desem, 10 kilogram yaş üzümüm var desem, 10 kilogram yaş üzüm. %60'ını kaybediyormuş. Onun %60'ını bulalım. Ne yaptı? 6 kilogramını kaybetti. Elimde ne kadar kaldı? 4 kilogram kaldı. 4 kilogram kalıyor. Yaş üzümün 1 kilogramı 5 lira ise, yani ne yapıyorum? 5 çarpı 10'dan maliyetim ne kadar arkadaşlar? 50 lira. Kuruduğunda kilogram maliyeti, kilogram fiyatı ne olmalıdır? Şimdi 4 kilogram kaldı, 50 TL'ye ihtiyacım var. 50'yi de 4'e bölersem arkadaşlar benim kurutulduğundaki 1 kilogram fiyatını bulmuş olurum. 54'e böldüğünüzde 12,5 TL gelmiş olacak diyoruz arkadaşlar. Bakın 10 kilogram yaş üzüm var dedim. Onu kendi kafama göre verdim arkadaşlar. Onun %60'ını kaybediyor. 6 kilogramını kaybetti. Elimde kaldı 4 kilogram.
1 kilogramını 5 liradan veriyorsa 10 kilogram 5 çarpı 10'dan 50 lira vermişken, o zaman kurutulmuş hali de 50 lira olacak. Bunu da 4'e bölüyorum, elimde 4 kilogram kaldığı için 12,5 TL gelmiş oluyor diyoruz arkadaşlar. Bir dikdörtgenin kısa kenarı %20 artırılıp uzun kenarı %20 azaltılırsa, kısa kenarına 10x, uzun kenarına 10y. Alanım ne gelecek arkadaşlar? 100x'ye. Yani buradan bulduğum sonuç benim ne kadar azalttığımı bulmuş olacaksınız. Kısa kenarını %20 artırılıp, bakalım 10x'in %20'si ne yapacak arkadaşlar? Bulalım, 2x yapacak. Burası 2x artacak, bunun 10y'nin de %20'sini bulalım. Gene aynı mantıkla 2y azaltılacak. O zaman ben bunu topladığım zaman 12x, bundan çıkarttığım zaman azaltıldığı için 8y, 96x'ye gelmiş oluyor. Bakın 100'den 96'yı çıkarttığımda 4x'ye kalır. Yani %4 azalma söz konusudur arkadaşlar. %4 azalır diyoruz. Kar zarar problemlerinde ise bir esnaf bir ürünü 100 liraya alıp üstüne 20 lira masraf edip bu ürünü 150 liraya satıyorsa buna ne diyoruz arkadaşlar? Bakın alış fiyatım 100 lira, maliyetim 120 lira, satış fiyatım 150 lira. Alış fiyatım farklı bir şey, bir de maliyetim, üzerine yaptığım masrafım, karım da satıştan maliyete çıkartmanız bize neyi verecek? Karı verecek. Kar yüzdesi de kar bölü maliyet çarpı 100'üm bana kar bölü karım ne kadardı arkadaşlar? 30 liraydı. Maliyetim ne kadar? 120 lira. Çarpı 100'üm de kar yüzdesini verir bana. Buradan gelmiş olacak. Bakın isterseniz 12 3'e böl, 4 100'ü 4'e böl, %25. Ya da şu şekilde yapabilirsiniz. 120 lirada 30 lira karım varsa yüzde kaç lira karım vardır diyebilirsiniz. Bunu da yapabilirsiniz arkadaşlar. 120 lirada 30 lira karım varsa yüzde kaç lira karım vardır. Bir de buraya yazmadığımız bir enflasyonumuz var. Çok çıkan bir konu olmadığı için yazmadım arkadaşlar. Enflasyon da aslında kulağımıza sürekli gelen bir ifade. Bu artış miktardır. Mesela bir ülkenin enflasyonu %20 ise 100 liralık ürün sene sonunda 120 lira olacak demektir. Bunu kastetmek istiyor. Dediğim gibi çok çıkan bir konu olmadığı için çok üzerinde durmadım. Devam ediyoruz. 180 liraya alınan bir ürün 135 liraya satılıyorsa zarar yüzde kaçtır? Bakın 180 liradan 135 lirayı çıkartırsanız kaç lira zararım var? 45 lira zararım var. O zaman şöyle bir denklem kursam, 180 lirada 45 lira zarar ediyorsam yüzde kaç zarar ederim dersem denklemim gelir arkadaşlar. Bakın 180x eşittir 100 çarpı 45. Sıfırın biri gitsin. Buradan ne geliyor? 450'yi 18'e böldüğünüzde arkadaşlar 25 gelmiş olacak diyoruz. %30 kar ile 78 liraya satılan bir ürünün, ürüne 100x desem 130 kar ile 130x eşittir 78 liraya satılmış. X'in ne geliyor arkadaşlar? 78 bölü 130 gelmiş oluyor. Alış fiyatı, yani 100x'i istiyor. 100 çarpı 78 bölü 130. Sadeleştirirsem 78 13'e böl 6. 10 çarpı 6'dan ne gelecek arkadaşlar? Alış fiyatım 60 lira gelmiş olacak. 200 liraya satılan bir ürüne ilk önce %20 zam yapılıyor. 200 liranın önce %20 zamını bulalım arkadaşlar. 40 lira zam yapıldı. Ne yaptı ürünüm? 240 lira. Satışlar düşünce %20 indirim yapılıyor. 240 üzerinden %20 indirim yapılıyor. Bunu da çarptığım zaman 48 lira indirim yaptığım zaman 240'dan 48'i çıkarttığımda ne geliyor arkadaşlar? 192 lira geliyor. O zaman benim karıma yüzde kaç düşmüştür diyor ya, 200 lirada 8 lira düştüyse, bakın 200'den ilk duruma göre 200'den 192'yi çıkarttığımızda 8 lira düşüş var. 200 lirada 8 lira düştüyse yüzde kaç düşmüştür diye bir denklem kurarsam 200 çarpı x eşittir 100 çarpı 8, buradan sıfırlar gitti, 8'i de 2'ye bölerseniz yüzde 4 düşmüştür diyoruz arkadaşlar. %4 düşmüştür. Bu şekilde dediğim gibi hep 100 türünden giderseniz işinizi
kolaylaştırır soru kalıpları. Satış fiyatında yapılan azaltma işlemine indirim veya iskonto denir. Eğer satış fiyatı artırılırsa buna zam denir. Zam ve indirimler aksi belirtilmedikçe satış fiyatı üzerinden hesaplanır arkadaşlar. Şimdi sorumuza bakalım. Bir miktar ürünün %30'u %20 zararla, kalanı %10 karla satılıyor. Son durumdaki kar zarar durumu. Şimdi 10 tane ürün olsun, 10 liradan alınsın. Ne kadar fiyatım oldu? 100 lira değil mi arkadaşlar? %30'u yani 3 tanesi %20 zararla. Onun %20'si 2 lira yapar. Onu bulduk arkadaşlar. Onun %20'si bakın ne geliyor? 2 lira yapıyor. Onun %30'u da 3 tane yaptığı için 3 yazdım. Buradan da size 2 lira indir zarar dediği için indiriyorum. 24 lira gelmiş oldu. Kalanı da yani 7 tanesi de %10 karla. 7 tanesi onun %10'u ne yapıyor arkadaşlar? 1 lira yapıyor. Yani 11 liradan satıldığında ne geliyor? 77 lira geldi. Topladığım zaman ne yapıyor arkadaşlar? 101 lira yapıyor. 100'den 101'e bir artış var. O zaman nedir? %1 artıyor diyoruz. Kar zarar durumu %1 kar demiş oluyoruz arkadaşlar. 3 kilogram portakalı 5 liraya alan bir manav. Bakın 1 kilogram alış fiyatı nedir? Alış fiyatı 5 bölü 3 gelir. 2 kilogram 5 liraya satarsa 1 kilogram satış fiyatı arkadaşlar ne gelecek? 1 kilogram satış fiyatı 5 bölü 2 gelecek. Karım da bundan bunu çıkartmam olacak. 5 bölü 2'den 5 bölü 3'ü çıkartırsanız 3'e 2, 15'ten onu çıkartırsanız 5 bölü kaç gelecek? 6 gelmiş olacak. Peki alış fiyatında yani 5 bölü 3'te 5 bölü 6 kar yaptıysam yüzde kaç kar yaparım diye bir denklem çıkartabilirim. 5 bölü 3 çarpı x eşittir 100 çarpı 5 bölü 6. 5'ler gitti. 6'yı da 3'e böl 2, 100'ü de 2'ye böl 50. O zaman ne yapıyormuş? %50 kar yapıyormuş diyoruz arkadaşlar. Ve devam ediyoruz. Tanesi 40 kuruştan alınan 120 tane yumurtanın %10'u taşıma esnasında kırılıyor. Şimdi maliyetimi bulalım önce. Maliyet eşittir. 120 tane yumurta 0.40 kuruştan alınmış. 48 lira verilmiş. %10'u kırılıyormuş. 120 tanenin %10'unu kıralım arkadaşlar. Ne yaptık? 12 tanesi kırıldı. Ne kaldı arkadaşlar? 120 eksi 12'den 108 tane yumurtam kaldı. Ne diyor? Kalan yumurtaların tanesi 50 kuruştan satılırsa, yani 108 tanesi 50 kuruştan satılırsa ne kadar fiyatım oluyor? 54 lira. O zaman şöyle bir denklem kursam. 48 lirada 54'ten 48'i çıkartın. Ne kadar karım var? 6 lira karım var. 48 lirada 6 lira karım varsa yüzde kaç karım vardır diyorum arkadaşlar. 100 çarpı 6. 48'i 6'ya böl 8. 8x eşittir 100. 100'ü de 8'e böldüğünüzde 12,5 gelmiş olacak arkadaşlar. 1 kilogramı 5 liradan alınan yaş incir kurutularak kilogramı 10 liraya satılıyor. Arkadaşlar 1 kilograma ne diyor? 5 liradan alınan yaş incir. Toplam 100 kilogram alınsın. 5 liradan alınırsa ne kadar para vermiş oldum? 500 TL para vermiş oldum. 10 liraya satılıyor. Kurutularak kilogram 10 liraya satılıyor. Bu satıştan %25 kar elde edildiğine göre 500'ün %25'i ne yapacak arkadaşlar? 500'ün %25'i 125 yapacak. 500 artı 125 625 TL. Kurutulmuşun kilosu ne kadardan satıyor? 10 TL'den satıyor. Buna da x dediğimde x'im ne yapacak arkadaşlar? 62,5 TL gelecek. Yani 100'den ne yapıyor? 62,5'a düşüyor. Benden ne diyor? Yüzde kaçını kaybeder? Bu düşmüş miktarı kalan miktar. O zaman 100'den 62,5'u çıkartırsam arkadaşlar 37,5 yani %37,5'unu kaybediyor diyoruz arkadaşlar, kaybediyor. Yaş incir %37,5'unu kaybetmiş oluyor. Devam ediyoruz. Bir sütçü için 1 litre sütün maliyeti 2 liradır. 1 litre sütün maliyeti 2 lira. Bu sütçü her 5 litre süte, şimdi 5 litre üzerinden gideceğim o zaman. 5 ile 2'yi çarp,
O zaman 10 TL verecek miyim ben? Maliyetim 10 TL gelmiş oldu maliyetim. Maliyet. Su katar ve sütün litresini 3 liradan satar. 6 kilogramını 5 litreden 6 litreye çıkartıyor. Su katıyor çünkü. 5 litre süte su katar ve sütün 3 liradan satarsa. 6 litresini 3 liradan satarsa 18 lira geldi mi arkadaşlar? 18'den 10'u çıkar. 8 lira karım var. 8 lira karım varsa o zaman 10'da 8 lira maliyetimi yazıyorum önce. 10'da 8 lira karım varsa yüzde kaç lira karım vardır diyorum. 10 çarpı 8 eşittir 100 çarpı x sıfırlar. Pardon çok özür dilerim. 100 çarpı 8 eşittir 10 çarpı x sıfırlar gitti. 10 ile 80'i çarp 8'e çarp 80 geldi. Yani yüzde 80 karı vardır diyoruz. Evet, son sorumuz arkadaşlar. Bir mağaza ürünlerin etiket fiyatı üzerinden %50 indirim yapılıyor. Etiket fiyatına 100x dedim. Arkadaşlar bu etiket fiyatı %50 indirim yapıyorsa 100x'in %50'si ne yapacak arkadaşlar? 50x yapacak. 50x indirim yaptı, ne kaldı? 50x. Ancak satışların istediği gibi gitmediğini gören mağaza sahibi indirimli fiyatlar üzerinden %50 indirim daha yapıyor. Yani 50x'in %50'si daha indirim yapıyor. Ne yaptı? 25x daha yaptı. 25x daha indirdiğim zaman ne kaldı? 25x'im kaldı. Buna göre mağazada yapılan toplam indirim ilk durumda 100x'di. Sonradan en son durumda 25x'e düşüş yaşadığına göre %75 indirim yapılmış demektir arkadaşlar. %75 indirim yapılmış diyoruz. Dediğim gibi 100 üzerinden giderseniz kesinle uğraşmadan direkt sonucu buluyoruz arkadaşlar. Yüzde problemlerimiz buraya kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi çalışmalar.